Evet, boşanmalar arttı. Sivas'ta evlenen çiftlerin sayısı azalırken boşananların sayısında ise ciddi oranda bir artış gözleniyor. 2023 yılında 4106 çift evlenirken 886 çift ise boşanmış durumda. Peki bu durumu bir de Sivaslılara soralım. İnsanlar neden uzun yıllar evli kalamıyorlar? Erkekler psikopat da onda. Nasıl yani? Ahırlar yok, seviyorduğunu alıyorlar elin kızlarını, sonra günleri geçince bırakıyorlar. Niye böyle yapıyorlar? İnsanlıklar ölmüş. Erkeklerin? İnsanlık yok, merhamet yok. Nefisleri pis. Eylül eğlendiği karıyı bırakırlar, ötekinin peşine gidiyorlar. Kadınların edepsiz olduğundan. Nasıl bence yani? Kadınlar edepsiz olduğundan. Hani gidiyor bir arkadaş buluyorlar, şunu buluyorlar, onunla bununla geziyorlar, dolanıyorlar. Erkek de sabit edemiyor, mecbur boşanıyor. Erkekler de buluyor şunu bunu erkek arkadaş, de erkekler de aldatıyor. Genellikle kadınlar yani, bence bildiğime göre. Yuvayı dişi kuş yapar diyorlar, aynen, siz dişi kuş tabii yıkar diyorsunuz. Yıkıyor tabii, ondan oluyor genellikle. Ekonomik sıkıntılar. Yani ailesel sıkıntılar, ruhsal sıkıntılar, yani psikolojik desteklere ihtiyaçları var insanların. Yani bu tür şeyleri hallettikleri zaman her türlü geçinirler yani. Psikolojik destek derken? Psikolojik destek derken yani mental anlamda, sağlık anlamında bayağı sorunları var insanların. Eskiden dövülürdü, aman otur suçu yoktu, günahı yoktu, dövülürdü büyüklerimiz. Efendime söyleyeyim. Ha, evinde otururdu, hiç kımıldama. Dul kadın bile, dul kadın kocası ölürdü, şu ölürdü. Yani evden dışarı çıkmazdı, kımıldayamazdı. Ama şimdi devlet, o zaman para yoktu. Şimdi para var diye millete zengin olursa boş, fakir olurdu mu kız boşanıyor, birine kaçıyor, internetten olur. Zinayı serbest ettiler, çok affedersin. Sen benim kızım yerinde. Zinayı serbest ettiler, suç yok. Kadın diyor ki ben kendi gönlümle yaptım, bitti. Neden ayrılıyor bu insanlar? İlgilenmiyoruz ya. Neden? Vallahi bilmiyorum ama yani. Ayrılıyorlar, burası sizin var memleketiniz değil mi? İnsanlar tamam, niye evli kalamıyor? Ondan pek ilgilenmediğim için saygı olmazsa olmaz. Hiç kimseye, bak yolda da geçerken birbirine saygı gösterirsen o da sana tevazu gösteriyor değil mi? Yani karşılıklı. Her şey karşılıklı. Geçim işte, geçinemiyor, ayrılıyor demek ki. Başka ne olabilir? Ama önceden de yokluk vardı eskilerde. Niye ayrılmıyorlardı? Ama yokluk vardı. Ha? Para boldu, para boldu eskiden. Eskilerde yokluk vardı tabii. Hayır, eskiden çok para vardı. Bakıyoruz geçim sıkıntı. Adam bir şey yapamıyor, ev kiraları yükselmiş. Kredi çekip bir şey alamıyor. Yapacakları bir şey yok ister istemez. Bir adam hanımıyla mücadele ediyor. Sivas'ta boşanmalar artıyor, evliliklerin sayısı ise azalıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu artışın sebebi ne olabilir? Geçimsizlik. Niye geçinemiyorlar? Aldıkları yetmiyordu ondan. Para mı? Yani. Ama eskiler çok yokluk çekiyordu, ayrılmıyordu. Doymayı biliyordu. Şimdi bilmiyorlar mı? Yokluğu biliyorduk önceden, şimdi bilmiyorlar. Şimdi tokken açlar o zaman. Aynen. Eskiden dövüyorduk bak, ben 65 yaşındayım, dövüyorduk, sövüyorduk, kımıldayamıyordu. E niye dövüyordun, sövüyordun? Dövülür mü ya, niye? Ya bırak hala, git ya. Ya ben de boşandım, bekarım ama hiç bir tane evlenemiyorum, maaşım var, şunun var. Karıyı döverim diyorsun, nasıl evleneceksin? Daha i̇şte, dövmedi, daha dövmedi. O zaman iyileydi diyorum, devir iyileydi diyorum. Şimdi dövemezsin, seni döverler. Şimdi öldürür karı. Öldürür tabii. Şimdi birincisi ekonomik sebeplerden dolayıdır, tamam mı? İkincisi sadakat. Yani evlilik arasındaki sadakat. Bu genellikle erkekler de oluyor, kadınlar da oluyor. Yani birbirine sevgisi bitmiş oluyor. Sadakat. Sosyal medyada tanışıyor. Mesaj atıyorlar. Birbirini tanımıyor. Anlayıp dinlemeden ne şey yapıyor, bir ay sonra da boşanıyorlar. Buradan eşinize ne söylemek istersiniz? Ben gerçekten seviyorum yani. Kameraya bakarak alalım. Aynen öyle, gerçekten seviyorum. Bakın benim telefonumda ne yazar? Ne yazıyor? Hemen size göstereyim. Aşkım diye mi kaydettiniz? Aynen öyle. Bildim. Bakın hemen göstereyim size. Aşkım hayatımın anlamı. Eşinizi böyle kaydettiniz. Evet. İşte mutlu evliliğin sırrı aynen bu. Ne olabilir? İşsizlik olabilir. Anlaşmamazlık oluyor. Yani türlü türlü şeyler oluyor. Severekten evlenenler oluyor. Fazla sürmüyor. Sevgi biter mi? Sevgi bitiyor. Bir yerde bitiyor. Neden bitiyor? Neden bitiyor? O diyor ki benim dediğim olsun. O diyor ki benim dediğim olsun. İkisi de anlaşamadı mıydı? Mecburen boşanma oluyor yani. Yani ben savaşları sevgiyi bitiriyor. Aynen öyle yani. Benlik var ya ortada. Mesela diyorsun ki benim dediğim olacak.
Sen diyorsun ki benim dediğim olacak. Neydi? İkisi çarpışıyor. Peki sizin evde kimin dediği oluyor? Tabii ki hanımın dediği oluyor. Uzun evliliğin sırrı hanım bilir. Emlakçıya bugün 10 bin lira para veriyor. Para mı ya? Soruyorum sana. Bu nedenle mi ayrılıyorlar? Tabii ne oluyor? Tabii 40 yaşındaki, 50 yaşındaki kadının kocasından ayrılıyor. Niye? Geçim sıkıntısı. Yokluktandır. Neden olacak? Ekonomiye mi bağlıyorsun? Evet. Peki eskilerde de yokluk vardı. Niye ayrılmıyorlardı? Eskiler mecbur idi. Şimdiler şimdi, mecbur değil mi? Değil. Devlet bakıyor diyor. Ayrılıyorlar. İnsanlarda şimdi tahammül yok. Bencillik var. Egoistlik var. Güzel yaşantı var. Onu izliyor. Hani emeğinin karşılığını almadan bir şeyleri daha zengin olma amaçlarını biliyorlar. Oysa ki mutluluğun yolu karşılığı anlayışa bağlı. Ekonomik sıkıntı başta geliyor. Bir. Eşler birbiriyle anlaşamıyor. İki. Başlangıçta iyi şey yaparsalar, anlaşarak evlenirseler ayrılık olmaz diye düşünüyorum. Ekonomik tabii genelde. Sadece ekonomik evet. Mi? Herkes ekonomiye bağlıyor. Bir de ahlak yönden çökülmemiz. Ahlak yönü. Kadınlar bizim başımızın tacı. Tabii ki kadınlara bir şey olmasını kimse istemez. Ama ben bunu yine kanunlara dayandırıyorum. Yanlış. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Boşanmalar neden arttı? Şey diyemeyeceğim abla. Ben şimdi bir şey deyin ya. Sizlikten de kaynaklı. Konuşursam çok konuşuyorum. Ortalık karışık. Karı kocayı tanımıyor. Koca karı iş yerini tanımıyor. Aynen. Kanunlar değişti. Kanun çıkarıyorlar. Evet. Karı gidiyor pislik yapıyor. Geliyor adamı 6 ay uzaklaştırıyor. 1 yıl uzaklaştırıyor. Yani rezillik. Ve kadına da sahip çıkamıyor yaşama yani. Dönmüş. Yani kadına da sahip çıkamıyor bunu yaptılar. Yani. Kadına da sahip çıkamıyorlar işte. Kadına ne sahip çıkamıyorlar? Erkeklerden kaynaklı mı? Hayır, devletimize söylüyorum, açıkça söylüyorum ya. Kadın haklarını çıkarıyorsun, sen koruyamıyorsun o zaman. Niye böyle yapıyorsun bu işi o zaman? Yani niye kadın haklarından kaynaklı herkes ayrılıyor. Tabii, baksana işsizlikten de kaynaklanıyor bu. Ya sorun var mı? Devlet para yok, para yok. Para yok, devlet el atması lazım bu işe. Yazık, günahtır. Kadınlara da yazık, günah. Olmasın. Geçim devri bitti yani. Geçim denecek bir şey kalmadı. Ha, bu olsun işte, bu bilir. Ha? Bu bilir onu. Siz bilir misiniz? Vallahi ekonomiden. Nasıl ekonomiden? Evlenemiyorlar. Yok, evleniyorlar ama evli kalamıyorlar, ayrılıyorlar. Aa, o daha kötü ya. Neden peki? Geçinemiyorlar. Demek ki birini sevmeden mi alıyor? Nasıl oluyorsa oluyor. Para mı yetersiz kalıyor? Para yetersiz, tabii ki yetersiz. Gücü yetmiyor ki adamın. Neyle besleyecek, neyle edecek?